Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizin başlığı gerçek laiklik Müslümanlardan öğrenilmiştir. Evet, gerçek hürriyeti demokratik ülkelerde tarif edilen ve uygulanan gerçek laiklik, hakiki laiklik, devletin mutlak tarafsız kalması, yani bütün din, düşünce ve mezhepler karşısında tarafsız bir tavır alması, başta din ve vicdan olmak üzere tüm hak ve hürriyetlere saygı göstermesi, onların şemsiyesi olması, koruması da lazım aynı zamanda ve laiklik, din ve vicdan hürriyetinin de garantisi, hak ve hürriyetlerin de garantisi. Gerçek hürriyeti, gerçek demokratik ülkelerdeki uygulanan hakiki laiklik böyle. Dolayısıyla İslamiyet gerçek laikliği reddetmez. Çünkü kendi malıdır. Ve Müslümanlardan öğrenilmiştir bu uygulama, bu laiklik. İsim başka ama uygulama ve ruhu ve manası ve uygulaması zaten şeriatındır, İslamiyet'ten. Biraz sonra onun şeylerini göreceğiz inşallah. İsmi hariç onu İslamiyet ihya etmiştir. Yani laikliğin ismi hariç onu İslamiyet ihya etmiş, yerleştirmiş. Zira laikliğin ruhu şeriattandır. Hayatı da ondandır. Fakat ilca zarurette teferruat olabilir, muvakkaten muhalif düşsün. Hem de her ne hal ki meşrutiyet zamanında vücuda gelir, meşrutiyetten neşet etmesi lazım gelmez. Bunu şimdi laikliğe uyarlayalım. Laikliğin yanlış anlaşılması, yanlış uygulanması onun suçu değil ve onu bağlamaz. Ve laikliği zamanında zaruret de yani zaruretlerin de ve mecburiyetlerin getirmesiyle de bazı ters uygulamalar, laikliğe ters uygulamalar yapılabilir. Bunlara bakıp da laikliği bütünüyle reddetmemek gerekir. Peki İslamiyet gerçek laikliğe nasıl bakıyor? Onu nasıl ihtiva ediyor? İslamiyet gerçek laikliğe nasıl bakıyor, onu nasıl ihtiva ediyor? Evet, gerçek laiklik din ve vicdan hürriyetidir. Tüm inançlara tarafsız yaklaşmasıdır. Onların şemsiyesi ve garantisidir. Kadere iman, cüz'i ihtiyari denen hür iradeyi gerektirir. Yani sorumlu olduğumuz bütün meselelerde şahane serbestiz ve hürüz. Yani hür irade bize verilen en temel olmazsa olmaz insani bir haslettir. Zira hürriyet imanın özelliği. Yani isteyen istediği gibi düşünmesin. İstediği gibi başkasına zarar vermemek ve kendine zarar vermemek şartıyla istediği gibi hareket etmesi, İstediği dine inanması veya inanmaması imanın özelliğindendir. Çünkü biz bu dünyaya iman etmek, imtihan olmak için gönderilmişiz. İman ve imtihan hürriyeti gerektirir. Hür olacağız ki hakiki iman edenlerle iman etmeyenler gerçekten ortaya çıksın. İşte bu manayı da zaten laiklik ihtiva ediyor. Allah Celle Celaluhu insanlara tam bir din ve vicdan hürriyeti verdiğini Kur'an'daki birkaç delilleri
şöyle mealen beyan eder. Dinde zorlama yok. La ikrahe fiddin. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin meali böyle. Dinde zorlama yok. Şahane bir din, dinden hürriyeti olacak. Herkesin inanç hususunda da serbest olduğu bildirilmiştir. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlayacak mısın? Yani zorlama demek istiyor bu ayet-i kerimede. Allah insanlara kendisini bile inkar etme hürriyeti vermiş. Laiklik dindara da dinsize de karışmaması anlamında. Herkesin düşüncelerine saygısı olması, dinine inançlarına saygılı olması demek. Esasında bunu İslamiyet getirmiş. Allah kendisini inkar etme hürriyeti vermiştir. Şöyle ki, sizi yaratan odur. Böyleyken kiminiz kafir olur, kiminiz mümin. Yani kimse zorlanmıyor, kimse baskı altında değil. İsteyen kafir olur, inkar eder. İsteyen iman eder, mümin olur. İşte imanı bu hakikatlerle ve ayetlerle yoğrulan, asıl mümin hakkıyla hür. Sani aleme, şu alemi yaratan sanatkar olan Allah'a abd ve hizmetkar olan, kul ve köle olan, hizmetkar olan, halka tezellüle, yani yaratılanların aşağılamasına ve onlara yataklanmasına tenezzül etmemek gerekir. İyyâken abdû, iyyâken estaîn. Yalnız Allah'ın karşısında boyun eğmek, secdeye varmak, rükûya gitmek gerek. Yalnız Allah'tan korkmak gerek. Dolayısıyla başkasına, yaratılanlara asla boyun eğmek. Onlardan korkmak. İşte bu imanın gereği. Demek ki imana ne kadar kuvvet verirse hürriyet o kadar kuvvet bulur. Evet, düşünce, inanç, iman insanın tercihine bırakılmış. Gerçek laiklik de düşünce, din ve vicdan hürriyetidir. Dinlerin hak ve hürriyetlerin şemsiyesi ve garantisidir gerçek laiklik. İşte Kur'an, işte asr-ı saadet ve asr-ı saadetten günümüze İslam'ın yükselme, Müslümanlar devletlerinde, toplumlarında İslam'ın yaşandığı dönemlerde, İslam ahlakını ve güzelliklerini ve prensiplerinin yaşandığı dönemlerde ki din ve vicdan hürriyeti bütün azınlıklara ve diğer insanlara, hatta inançsızlara bile ilişilmeyen bir şey, bir uygulama. İşte gerçek laiklik ve işte hakiki mümin. Demek ki hakiki laiklik, yani insanları inançlarında, düşüncelerinde, vicdanlarında, ibadetlerinde, hareketlerinde serbest bırak ve onlara karışma ve tarafsız kalmak zaten İslamiyet'in getirdiği hakikattir. İman bunu gerektiriyor, ibadetler bunu gerektiriyor, İslamiyet bunu gerektiriyor. Dolayısıyla gerçek laiklik Müslümanlardan, İslamiyet'ten, imandan öğrenilmiş ve İslamiyet'ten, Müslümanlardan öğrenmiştir diyebilir.